Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi bugün buradaki malzemelerde nem olacak. Sizinle bugün bir anne keki yapmak istiyorum. Şimdi hemen malzemelerimi sayayım. 3 odasında 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ama 1 parmak eksik. 1 limonun rendesi, 1 kabartma tozu ve 2,5 su bardağı un. Şimdi ben şekerimi aktaracağım. Anne keki olduğu için mikser hiç kullanmayacağım. Şöyle el çırpıcısıyla iyice yumurtalarım ve şeker beyazlaşana kadar şöyle çırpacağım. Yumurtam ve şekerim iyice ne böyle rengi açıldı. Şimdi hemen sıvı yağımı ekliyorum. Bir su bardağından bir parmak az sıvı yağımız. Evet, onu da biraz böyle karıştıracağım. Yani anne keki hem pratik oluyor, çayınızı koyana kadar pişiyor. Evet, bir su bardağı yoğurdumu da ekledim. Şimdi sıvıları biraz böyle çırpacağımla karıştırıyorum. Evet, sıvılarımı iyice böyle karıştırdım. Şimdi hemen kabartma tozumu şöyle unumun üzerine döküp unumla karıştıracağım. Unumu da azar azar ekleyip şöyle karıştıralım. Unumu da böyle azar azar ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Unum bitene kadar 2,5 su bardağı unum vardı. Böyle bu şekilde devam edeceğim. Unumu da hepsini ekleyip karıştırdım. Ve en sonunda limon rendemi de döküp karıştıracağım. Evet, borcamı da yapacağım. Şöyle borcamı da yağladım. Hemen hazırladım. Harcımı borcama döküyorum. Evet, kekimizi döktük. Şimdi hemen şöyle susamımızı serpiyoruz. Borcamımızı iki defa da şöyle hafif bir şekilde şöyle tık tık yapıyoruz ki kabarcıklar varsa kabarcıklar sönsün. Kekimiz güzelce kabarsın. Bu arada fırınımı da 200 derecede açtım. Isındı. Hemen kekimi fırına gönderiyorum. Anne kekimiz fırına gidiyor. Evet, anne kekimiz fırında. Fırının en alt ızgarasına koyuyorum ki kekim yanmasın. Hadi bakalım. Anne kekimiz pişmeye dursun. Evet, ne demiştik? Anne keki şipşak olduğu için, pratik bir kek olduğu için çayımız pişene kadar anne keki hazır demiştik. Biz de o sözümüzü yerine getirmek için çayımı koydum. Çayım kaynayana kadar anne kekim hazır olacak inşallah. Hadi bakalım. Mis gibi anne kekimiz hazır. Pişti, fırından çıkardım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Ondan sonra servisini yapacağım. Mis gibi anne kekimiz hazır. Evet, şöyle yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Mutfağı mis gibi koku kapladı. Evet. Ve yanında tabii ki olmazsa olmaz çay. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, vanilya koymadım. Niye? Çünkü limon rendelediğim için vanilya koymaya gerek duymadım. Evet. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Dediğim gibi çayınızı koyana kadar, demlenene kadar anne kekimiz hazır. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın diyorum.